Herkese merhaba. Bizi günün hangi saatinden izliyorsanız sizlere günaydın, tünaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler efendim. Bu videomuzda size karlar ülkesi Finlandiya'dan sesleneceğiz. Ama onun öncesinde turumuzun başlangıcını buraya gelmişken kaçırmamak istediğimiz buz kıranla gerçekleştireceğiz. Buyurun efendim. Birkaç noktada gerçekleştirebileceğiniz buz kıran etkinliğini biz buraya yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Arctic Explorer ile gerçekleştiriyoruz. Bu gemiler üzerinde biraz konuşmak gerekirse, bu gemiler gerçekten çok büyük gemiler. Aynı zamanda kışın soğuktan donan körfez ve deniz sularını çatır çatır kırarak hem turistik amaçla kullanılıyorlar hem de aynı zamanda diğer gemilerin de ulaşımlarını sağlıyorlar. Arkadaşlar şimdi kırdığımız buzlarda yüzme zamanı. Böyle güzel kıyafetlerimizi giydiriyorlar. Bu kıyafetler hem içeriye su almıyor hem de aynı zamanda sizin su üzerinde kalmanızı sağlıyor. Rotamızı buz kurandan sonra Rovaniemi'ye çevirerek Noel Baba köyüne geldik. Peki kimdir bu Noel Baba? Noel Baba günümüz devresinde 4. yüzyılda yaşamış olan Aziz Nikola'dır. Aziz Nikola her yıl 25 Aralık Arifesinde çocuklara şekerler, hediyeler dağıtan iyi niyetli, iyi kalpli bir azizdir. O zamandan günümüze efsanesi gelmiş ve şu anki Noel Baba adını almıştır. Geldiğiniz zaman görmeniz gereken noktalardan bir tanesi de Kuzey Kutup çizgisidir. Gördüğünüz üzere bu sütunlar bizimizin Kuzey Kutup çizgisini simgeliyor. Yani buradan sonrasını adım attığımız zaman Kuzey Kutup çizgisine geçmiş bulunuyoruz. Buraya da ağaca bayraklar asmışlar ve Türk bayrağını da burada görüyoruz. Mükemmel bir duygu.
Bugünkü etkinliğimize kayak ile başlıyoruz. Eğer siz de buralara kadar gelmişken kayak deneyimini elde etmek istiyorsanız ve zaten de kayak sporlarını seviyorsanız buraya gelip burada bu deneyimi de yaşayabilirsiniz. Ben şahsen daha öncesinde hiç profesyonel olarak kaymadım, denemedim de. Bir Kayserili olarak da Erciyes'te sadece zirveye çıktım, çayımı içtim, sucuk ekmeğimi yedim, kızağımla kaydım, geri döndüm. Bugün bakalım cesaret edebileceğim mi? Ben de bilmiyorum. İnanın ya da zaten her zamanki yaptığım gibi ya kızağıma binerek aşağıya doğru kayacağımı hep beraber göreceğiz ama gerçekten burada 7'den 70'e herkes çok profesyonel bir şekilde kayıyor. Mini mini birler, çalışkan ikiler bile inanılmaz ya. Snowboard yapan küçücük çocuklar görüyorum. Helal olsun diyorum. Valla bir cesaret aldık kayak takımlarında. Başlıyoruz. Bindik bile rahmete geliyoruz. Kıyamete diyoruz. Şurada şu pistten yukarı çıkacağız bantla. Orada arkadaşlarım var görüyorsunuz. Onlarla aynı bandı paylaşacağım. Mini mini birler, çalışkan ikiler. Onlarla beraber kayacağız şimdi. Çekmemişim ya. Vallahi çekmemişim. Allah belan versin, çekmemişim. Her şeyin, yatakların bile buzdan yapılmış olduğu bir otelde kalmak ister miydiniz? Ya da sizler de bizim gibi, yok ben onu almayayım, o dondurucu soğukta hiç mi hiç yatmayayım. Ama merak etmedim de değil, gezeyim, göreyim diyenlerden misiniz? O zaman hadi hep beraber Snowbridge'i gezelim. Evet arkadaşlar, şu an biletimizi aldık ve Snowbridge'in içerisine girdik. Buraya girdiğimiz an bizi ilk olarak bir oda karşılıyor. Bu odada Snowvision ve böyle buzdan yapılmış çok güzel oturaklar var ve size bu buzdan otelin nasıl inşa edildiğini anlatıyorlar. Yapımına her yıl Kasım ayında yeniden başlanılan bu otelin yapımında yaklaşık olarak 20 bin ton kadar kar ve 300 bin kilo kadar da buz kullanılıyor. Her yıl konsept değişiyor ve bu yılın konsepti de Tour Around the World. Bu otelde kalmak istiyorsanız eğer size bu şekilde yataklarınızı tahsis ediyorlar, özel tulumlar veriyorlar ve bu sayede bu buz gibi soğuk otel odasının içerisinde sıcak kalmanızı sağlıyorlar.
Arkadaşlar, Finlandiya'ya geldiğiniz zaman kuzey ışıklarını göremeseniz bile yapabileceğiniz birçok etkinlik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Snowmobile Safaris. Biz de şu an bir Snowmobile Safaris yapmak için geldik. Bütün ekipmanlarımızı giydik, kasklarımız, tulumlarımız, ayakkabılarımız. Sonrasında burada görmüş olduğunuz Snowmobile'larla safarimizi gerçekleştiriyor olacağız. Yaklaşık 2 saat sürecek. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Bu arada sizler için ufak bir uyarı. Eğer etkinliklerinizi yapmak istiyorsanız Finlandiya'da, mümkün olduğunca rezervasyonlarınızı öncesinde yapmanızı size tavsiye ederim. Bu çünkü şöyle bir duruma yol açabiliyor. Gittiğiniz zaman size yerimiz kalmadı, kusura bakmayın diyebiliyorlar. Ya da şöyle bir avantajı da var. Bütün bütçelerinizi öncesinde bilebiliyorsunuz. Harcamalarınız ne olacak bilebiliyorsunuz. Gününü de çok daha güzel bir şekilde planlayabiliyorsunuz bu şekilde. Hadi gelin hep beraber safarimizi beraber gerçekleştirelim. Şimdi 20 kilometrelik parkurumuzun 10 kilometresini devirdik. Ufak bir mola vereceğiz buradaki kulübede. Bu kulübe Sami tarzında bir kulübeymiş. İçeride sıcak bir şeyler içeceğiz. Arkadaşlar, şimdi kulübenin içerisine girdik. Onların Kuksa adını verdikleri bu kupaların içerisinde sıcak beri çayımızı içeceğiz. Bu kuksalar tamamen saf ağaçtan yapılıyormuş. Ve çok fazla işte hem çay içmek için hem de çorba içmek için bunu kullanıyorlarmış. Tadına bakalım. Tadı çok güzel. Yani bayağı tatlı ama çok lezzetli. I think it has cinnamon. It does. Yeah. It's nice. İnanılmaz güzel. Tarçınlı. Çok lezzetli. Beğendik. Güzel bir etkinlik oldu. Şimdi Samiler hakkında ufak bir bilgi verecek olursak, Samiler bundan yaklaşık 4000 yıl önce bir kimsel savaş halindeyken onlar tarafından kuzeye doğru sürüldüler. Ve burada Norveç, Rusya, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde yaşamaya başlıyorlar. Genel olarak rengeyi besliyorlar ve bu rengeyiklerinin gerçekten her türlü imkanını kullanıyorlar. Ne gibi? İşte hayvancılığını yaparken aynı zamanda işte sütünü kullanıyorlar, peynir yapıyorlar. Daha sonrasında kesime gönderildiği zaman onun derisini alıp derisinden kendilerine kıyafetler yapıyorlar. Sizi soğuktan koruması amacıyla. Ve sonrasında zaten kesim yapıldığı zaman da onun içinden faydalanıyorlar. Bunun dışında rengeyikleri belli bir süreden sonra boynuzlarını yeniliyor. Ve o düşürdükleri boynuzlarla da belli işçilikler yapıp onları hem turistik amaçla da satarak buradan gelirlerini elde ediyorlarmış. Sauna kültürü burada gerçekten çok önemli. Yaklaşık 2,5-3 milyon kadar toplamda bir sauna var ve evlerin hemen hepsinde de yine sauna bulunuyor. Sauna aynı zamanda diğer dillerde kabul görmüş tek Fince kelimedir. Buraya geldiğiniz zaman eğer cesaret edebilirseniz yapabileceğiniz diğer aktivitelerden biri de saunaya girdikten sonra soğuk suya girip vücudu şoklayıp geri çıkmak. Evet, biraz düşününce çılgınca geliyor ve gerçekten cesaret gerektiren bir şey. Bakalım biz cesaret edebilecek miyiz bilmiyorum. Şu an bulunduğumuz yerde şu arkada gördüğünüz gibi saunamız var. Burada ısındıktan sonra şu yol üzerinden... Şöyle görüyorsanız ileride şu tam şuradaki siyah görünen yerde göle açılmış bir havuz var. Biz daha sonrasında saunadan çıkıp koşarak buraya gidip buraya gireceğiz. Herhalde yaklaşık birkaç saniye durup hemen kaçarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Burada şöyle bir inanç var. Girdikten saunadan çıkıp bu soğuk suya girdikten sonra
organları şok etkisi yaratıyor bu. Ve gerçekten sonrasında sizin o yıl boyunca hastalıklardan korunacağınızı söylüyorlar. Bakalım ne kadar doğru. Onu hep beraber göreceğiz. Hasta mı olacağız? Hastalıktan korunacağız mı? Hep beraber görüp yaşayacağız onu. Dert kalmadı. Kara gördüm kaymazdım. Sana bir söz vermiştim de ben o sözden caydım. Kara gördüm kaymazdım. Sana bir söz vermiştim de ben o sözden caydım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuzey ışıklarını izlemeye geldik. Fakat burada bir sis perdesi var. Yani bizim gibi ilk günden çok az bir kuzey ışığı görüp de ya kuzey ışığı da görünüyormuş tribine girip işi sapsaklamayın ve her gece kuzey ışığı avına çıkın derim. Arkadaşlar biz kuzey ışıklarını iki kez, iki ayrı günde görme şansına eriştik. Ve bunları gerçekten çok ani bir şekilde gördük. Ondan dolayı video çekemedim. Ancak çok güzel fotoğraflar yakaladım. O fotoğrafları da zaten videoya ekleyeceğim. Burada şuna çok şey yapmanız gerekiyor. Kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Kuzey ışıklarını göremeden de dönebilirsiniz. Burada tabii görme ihtimalinizi artıran binlerce faktör var. Ama şansınızın da yaver gitmesi gerekiyor. Çünkü hava koşulu burada gerçekten çok önemli bir etken. Hava eğer sisliyse ya da bulutluysa görmeme ihtimaliniz çok yüksek. Ondan dolayı buna kendinizi hazırlayıp öyle gelmenizi size tavsiye ederim. Tabii dediğim gibi ihtimali artıran belli başlı noktalar var. İşte konumudur, saat aralığıdır, zamanıdır gibi. Bu ve bunun gibi bütün detayları şimdi Gezi'nin dipnotlarında izleyebilirsiniz.